Hak dostum hak. Aldık elimize bastonumuzu, attık omzumuza mendilimizi. Anlatacağız şimdi size bir hikaye. İsteyen bundan çıkarsın bir kıssadan hisse. Saatimize bakalım. Vaktimiz de gelmiş artık. Efendim, intikam planımızı o ana kadar başarıyla uygulamıştık. İşler umduğumuzdan da iyi gidiyordu. Sıradaki hedefimiz Çullu Yusuf'la Lap Osman'dı. Bu ikisi hep beraber takılırlardı. Sabah akşam birbirlerinden hiç ayrılmazlardı. Biz de bu ikisine beraber bir oyun oynamaya karar verdik. Onlar bize yaklaşmıyorlardı. Bu durumda biz onlara yaklaşacaktık. Bunun için de kahvede aynı masaya oturup konken oynamakla işe başladık. Arada laf Çil Hasan'a geliyordu. Çil Hasan'ın da aklını yitirdiğini söyleyenler vardı. Serkan, define işi de böyledir, deyiverdi. Ben, sen ne yaptın dercesine şaşkınlıkla Serkan'ın suratına baktım. Yusuf, ne definesiymiş, diye merakla sordu. Serkan, besbelli canım, Çil Hasan define arıyor, dedi. Ben bu sırada masanın altından Yusuf'un ayağına bir tane vurdum. Sanki Serkan'ın ayağına vuracakmışım da yanlışlıkla Yusuf'un ayağına vurmuş gibi yaptım. Sonrasından da kusuruma bakma Yusuf, ayağım yanlışlıkla değiverdi, dedim. Serkan hiç aldırış etmedi. Sonrasından Yusuf, bizim buralarda define ne arasın, diye söze girdi. Serkan çayından bir yudum aldı, tam da yeri dedi. Dedem anlatırdı. Vaktiyle çobanın bir tanesi burada iki heybe altın bulmuş. Yusuf, dedenin anlattığı yerin neresi olduğu bile belli değil, deyince Serkan, benim dedem köyden hiç çıkmamış. Hatta hepiniz bilirsiniz. Fenerbahçe'nin ünlü bir yöneticisi vardı. Adı aklıma gelmedi şimdi. Adam köyde çift sürerken bir göme altın bulmuş. Bununla tekstil işine girmiş. Allah da yürü ya kulum deyince adam bir anda milyoner oldu çıktı. Hatta benim bizzat tanık olduğum bir olay daha var. İki kişi köydeki evlerini sökerlerken tam temele geliyorlar, düz bir kayayla karşılaşıyorlar. Ayaklarıyla şöyle bir yokluyorlar, aşağıdan güm güm diye ses geliyor. Bu sırada Serkan pür dikkat dinliyordu. Fakat Osman dinlemiyormuş gibi yapıyordu ama kulağının orada olduğu çok belliydi. Çünkü oyun sırasının kendine geldiğini dahi anlamamıştı. Ben oynasan Osman, daha ne bekliyorsun deyince bir anda ıstakasındaki taşlardan bir tanesini yere attı. Yusuf, ne varmış kayanın altında diye sordu. Serkan, Osman'ın yere attığı taşı aldı, ıstakasına yerleştirdi, taşları düzeltti ve bir anda çat diye açtı. İçinde adam boyu bir küp, onun içinde de silme altın varmış. Beyler, bu oyun da burada biter, deyiverdi. Biz bu saatten sonra hepimiz pür dikkat Serkan'ı dinlemeye başladık. Serkan'ın anlattıklarının ben palavra olduğunu biliyordum. Ama o kadar heyecanlı anlatıyordu ki ben bile kaptırmıştım kendimi. Sonra Serkan, memleketin her tarafı altın, altın da işte bulabilmek maharet ister, deyiverdi. Bundan sonrasında Yusuf, Serkan kardeş, sen bayağı anlıyorsun bu işlerden, deyince Serkan, anlıyorum anlamasına da bunun için yanına adam lazım. Muhtara güvendik, o da fos çıktı, dedi. Ben bu lafa hiddetlenerek benim ne suçum var diye söze karıştım. Serkan, seninle iki çukur kazdık. Yok benim belim ağrıyor, yok benim bacağım ağrıyor deyip deyip durdun. Yok muhtarım yok. Sen ne olmaz bu iş dedi. Osman hemen lafa atlayarak o çukurları siz mi kazdınız diye sordu. Serkan hiç aldırış etmedi. Yusuf, o zaman Çil Hasan'ın orada da vardır bir şeyler deyince Serkan, var 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 ama orada yok dedi. Osman ve Yusuf aynı anda nerede var diye sordular. Serkan, zengin olmak isteyen, güvenebileceğim iki tane adam bulsam ben o defineyi bulacağım, bulacağım da
öyle birileri yok işte deyince Osman'la Yusuf birbirlerine bakıp heyecanla biz varız dediler. Serkan, beyler bu işler böyle ortalık yerde konuşulmaz. Hele gelin şöyle bir dışarı çıkalım dedi. Bundan sonrasında biz dördümüz birden kahveden çıktık, bizim eve geldik. Bizim eve geldiğimizde Serkan hepimize yeminler ettirdi. Buraya Define aramak için geldiğini, birkaç bir şey de bulduğundan bahsetti. Sonra cebinden bir tane harita çıkardı. Haritada belli başlı bir yerleri gösterdi. Benimle bir şeyler aradığını fakat bulamadığından bahsetti. Ondan sonrasında da eskiden buraya Romalıların yerleştiğini fakat duramayıp daha güneye indiklerini söyledi. Kendisinin de burada bir heykel aradığını, bu heykeli bulduğunda da 100 milyona satabileceğini söyledi. Bunu duyan Yusuf ve Osman iyice heyecanlanmışlardı. Tekrardan haritaya baktılar ve onlara benim gibi yorumlamadılar. Onlara göre Define Akgedik'te değil, İncirli'deydi. Serkan, Yusuf ve Osman'ın gözünü korkutmak için onlara birkaç tane hikaye anlattı. Tarihi eser kaçakçılarının başına gelen hikayelerden. Ardından da ben bu işi hayatıma adadım. Sakın ola tek başınıza bir iş yapmaya kalkmayın. Hoş, Define'yi bulsanız dahi satamadıktan sonra neyinize yarar? Dedi. Bunu duyan Yusuf ve Osman yeminler ettiler. Kendinden habersiz hiçbir şey yapmayacakları üzerine. Biz aramızda anlaştık. Define'yi bulduğumuzda 5'e bölecektik. Ama bundan hanımlarımıza bile bahsetmek yoktu. Köydekiler şüphelenmesin diye akşamları insanlar ortalıktan çekildikten sonrasında İncirli'ye gidip Define'yi aramaya başlayacaktık. Bir sonraki gün için sözleştik. Diğer gün Osman'la Yusuf yatsı namazından sonrasında bizim kapının önüne gelip ıslık çaldılar. Islığını duyan Yusuf, Serkan'la ben de aşağıya indik. Kazmamızı, küreğimizi sırtımıza aldık, tüfeklerimizi de elimize alıp İncirli'ye doğru yola çıktık. İncirli'ye geldiğimizde Serkan bir anda heyecanlandı. Durun durun, muhtarım beni neden daha önce buraya getirmedin diyiverdi. Sonra birkaç bir yere şöyle bir göz attı. Eliyle bir yeri gösterip burayı kazın dedi. Benim belim ağrıyor. Ben kazamam deyip kenara çekildim oturdum. Osman'la Yusuf kazmaya başladılar. Bir süre kazdıktan sonrasında Serkan çukura girdi. Burada bir şey yok. Burayı kapatın dedi. Bunu duyan Yusuf biraz sinirlenmişti. Ve alnının terini silerek hayda deyiverdi. Serkan, Osman kardeş, her aradığımız yerden Define çıksaydı sen ne olurdu zannediyorsun? Sen dua et ki ben erken fark ettim. Şu an 4-5 metre kazmış da olabilirdin, dedi. Osman, Serkan'a hak veriyordu. İlk başlarda isteksiz gibi görünse de Yusuf'tan daha istekliydi. Sonra birkaç bir yer daha gösterip orayı da kazdırdı ve sonra orada da bir şey yok deyip kapattı. Sonrasından şöyle bir kafasını gökyüzüne kaldırdığında sabahın olmaya başladığını fark etti. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz dedi. Bundan sonrasında köye dönerken hepimiz neler yapabileceğimizi konuştuk. Artık gündüz iki kişi gelip araştırma yapacak, akşamda belirlenen noktaları kazacaktık. Bunun için Serkan kendisiyle benim gelmemi tavsiye etti. Fakat Yusuf'la Osman bunu hiç kabul ederler mi? Korktular. Çünkü Define'yi alır kaçar gideriz diye düşünüyorlardı. Ve Serkan'la her gün birimiz gelmeye karar verdik. Birkaç gün gündüz araştırma yapıp akşam kazmaya devam ettik. Serkan bazen Osman ve Yusuf'u heyecanlandırmak için burada olabilir deyip daha fazla kazdırıyordu. Fakat sonrasından burada da bir şey yokmuş deyip kapattırıyordu. Ama artık fark ettiğimiz bir şey vardı. Osman'la Yusuf'un eski heyecanları kalmamışlardı. Serkan'la araştırma yapacakları günlerde dahi gelmiyorlar, işlerini aksatıyorlardı. Ya da siz gidin diyorlardı. Akşamları ise ya kaçıp gidiyorlardı ya da geç gelmeye başlamışlardı. Biz de artık planımızın bir sonraki aşamasına geçmeye karar vermiştik.